Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammedin salavat. Sorayım. Sıkıntıların ve Risale-i Nur layıkaları. Risale-i Nur'un layıkası. Bunu mu yapayım? Söz. Daha bir şey yakmayacağım. Onu şeytanı şey yap. İman küfre, hak batıla, doğru yanlışa, aydınlık karanlığa zıttır. Bunu mu? İnsan ne gariptir. Dua. Firdevs cenneti. Söyleyin. İnsan ne gariptir. Tamam. Elim de orada. Buyur abi. Abi lazım olur. He? Lazım olur. Tamam yok şey yaparım. Benim içeride var. İnsan ne gariptir ki ölülerin şerinden korkar, dirilerin şerinden korkmaz. Mezarlıklardan yani korkuyor. Meyhanelerden korkmuyor, televizyondan korkmuyor. Gözükmeyen mahlukatların şerinden korkar fakat gözükenlerin şerinden korkmaz. İnsan ne gariptir. Konu mu? Başka? Mutlaka öleceğini bildiği halde hiç ölmeyecek imiş gibi düşünüp yaşar. İnsan ne gariptir. Başına bunu koyacaksın. Yani insan ne gariptir ki mutlak öleceğini bildiği halde hiç ölmeyecek imiş gibi düşünüp yaşar. İnsan ne kadar gariptir ki, ne gariptir ki fani hayatından endişe eder, sonsuz hayatından endişe etmez. İnsan ne gariptir ki hastalıktan endişe eder, günahlarından endişe etmez. Abi bu insan o zaman insan değil, nefis oluyor. Değil mi? Yani genel şey yapıyoruz İbrahim şimdi. İnsan, yani ayırt etmiyorum şimdi. Yani bir genel bir hüviyetini çıkartıyoruz. Hüviyeti yani. Nasıl bir şey yani? Genel bu. İçeriye girmiyorum. İnsan ne gariptir ki gençliğini öldüren ihtiyarlıktan sıkılır fakat sonsuz hayatını öldüren namazsızlıktan sıkılmaz. İnsan ne gariptir ki hep ilgi ister fakat kendisi ilgi göstermez. İnsan ne gariptir ki internetlerle en uzaklarla iletişim ve alaka içinde olur fakat yanı başındaki eşinden ve çocuklarından kopuk yaşar. Ne garip değil mi? Adama televizyon kapattı da bir tanesi, televizyonu kapattı derken tamire gitti. Sonra tamire gitmesiyle karar verdiler ev halkı. Girmesin o zaman. Tamire gidince dedi ki servis garantiye gitmiş, yeni almış böyle duvar. Tabii ki uzun oldu. Uzun dedi bir hafta vesaire. Abi ya dedi. İsmimi deme ama dedi. Abi hakikaten bizim insanlar, ev insanlar, ev halkı iyi insanlardı ya. Hele dedi hanım. Kızım dedi, büyük kızım. Ne insanmış dedi ya. Dedim ki şaka diyor. Beni şey yapıyor. Baktım ki samimi. İnan dedi, çocuklarımla kızımla sohbete doyamadım dedi. Lanet olsun dedi şuna. Sonra hepimiz karar verdik. Hep bütün çocuklarla girmişsin daha. Bana niçin söyledi bunu? Bunu dedi birisini satarsa mesul olur mu? Eğer kırarsan fabrika bir tane de imal edecek. Zaten alacak. Ona ver. Eğer kırarsan fabrika bir tane de üretir. Eğer sen olacağı zaten alacaktı verirsen fabrika bir tane imal etmemiş olur.
Neyse konumuz o değil. İnsan ne gariptir ki küçük bir menfaat gördüğü yerde hürmet ve minnettar olur. Fakat çocuklarının annesi ve babasına minnettar olmaz. Dönkişan, çok teşekkür ederim. Ha? Çok mersi. Vesaire. Yani yapılamayacak bütün böyle iltifatları yapar. Ufak bir şeye. Bir otobüste yer verdi. Bir bardak su verdi. Ama bütün sıkıntılarını üzerine alan kocasına ve karısına, yani bu kadar minnettar yapan, bu kadar hürmet yapan, bu kadar emek gösterene minnettar olmaz, teşekkür etmez. İnsan ne gariptir. İnsan ne gariptir, insanlar ne der diye yaşar, Allah ne der diye yaşamaz. İnsan ne gariptir, şeytanın Kur'an lisanında vesvesesi ve aldatması zayıftır dediği halde bundan korkar fakat kadının ve televizyonun tuzağı azim olduğunu söyleyen Kur'an'ın bu şeyine haberinden endişe etmez ve korkmaz. Korkmaz. İnsan garip ya. Allah korkun dediğin yerde korkmuyor, korkma dediğin yerde korkuyor. Abi bu asırda kadınları bu kadar tehlikeli yapan, mesela tesbihatta 3 defa, ahir zamanın fitnesinden 1 defa, kadından 3 defa, şeytandan 1 defa, cehennemden 1 defa, ateşten 1 defa, o kadından 3 defa. Bazen böyle dediğimiz zaman inciniyorlar gibi gözüküyor. Kardeşim, inciniyor, kim inciniyor? Bak, mesela diyor ki, abi diyor, kalbimi kırdın diyor. Ben de diyorum ki, tamam kırılan bir yer var ama o kalp değil. O nefistir. Kapalı kadın bundan incinmemesi lazım. Kapalı kadına vurduğu darbe açık saçı kadın erkekten daha fazla darbe vuruyor ona. Zaten sadece biz yapmıyoruz ki abi tesbihatı. Kadınlar da onu yapıyor yani. Evet. Güzel. Yani bir erkeğin kadına vurduğu darbeye mi daha serttir? Daha fazladır, daha geniş çaplıdır? Anlatmayacağım şimdi, girmeyeceğim. Açık saçı kadın kapalı kadına vurduğu darbe mi? Açık saçı kadın vurduğu darbe daha büyüktür. İnsan ne gariptir ki dünyevi dostluklarına, akrabalığa dikkat eder. Fakat ahiretteki şefaatçılarına yüz çevirip ve alakayı keser. İnsan böyle en yakın böyle komşundur, akrabandır. Böyle her türlü iltifatı ve her şeyi paylaşım yaparsın. Yapıyorsak ya, o da yok. Ama ahiret dostlarına, ahiretteki şefaatçılarına yüz çevirip alakayı keser. Hemen bahane arar. Kötü olmak için, küsmek için sebep arar. Hakiki akraba ne oluyor o zaman abi? Baktığımız zaman. Eğer dinle alakası yok, bir. Dinine, yaşantına darbe vuruyorsa akraba değil, akreptir. Akrebe-i talukattır. Sokuyor. Evine gittiğin zaman namaz kılarken ya bana bir köşe göstersen namaz kılar. Uçacak amcanız, uçacak, camları kapatın. Dedi de biliyor. Camları kapat yavrum. Cengiz, oğlum, amcan namaz kılacakmış demiyor. Amcan uçak orada namaz, camı kapat. Amcası şurada kıl. Bu arada bana da el gösteriyor. Adı da Cengiz. Lugat manası nedir Cengiz? Allah düşmanı. Allah düşmanı. Cengiz'in lugattaki şeyi Allah düşmanı. Batuhan, Turan, bunlar Müslüman olmayan Türklerin kullandıkları isimler. Gökhan, Serdar, Kaan, Toshiba. Garip ya. İnsanı, benim garibime gidiyor bu insan. Mesela bir çakal çakaldır, hiçbir zaman domuz olamaz. Maymun olamaz. Çakal çakaldır. Domuz domuz. At attır öyle değil mi? Kedi kedidir. Sığır sığır. İnsan nedir? Belli değil.
çakallık yapar, yılanlık yapar, insanlık yapar, maymunluk yapar. Erkekse kadınlık yapar, kadınsa erkeklik yapar. Yapamayacak hiçbir şey yok ya. Ne gariptir ya. İnsan ne gariptir ki dünyada ne oldu diye merak eder. Brezilya'da ne oldu haber açar. Şili'de ne oldu merak eder.